1994 yılından beri bu kulüpte çeşitli görevleri yaptım. 4 yıla yakındır da kulüp başkanlığını yapmaktayım. Tabii bizim dönemimize gelecek olursak tabii biz şanslıyız. Bizim dönemimizde derme çatma kulübelerden çıkıp böyle bir tesiste çalışma fırsatı bulduk. Tabii burada sporu seven bir belediye başkanımız var. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ben buradan teşekkür de etmek istiyorum. Bu tesisleri bize kazandırdı. Tabii bu tesisleri kazandırırken de mevcut belediye başkanımızı da unutmamak gerekiyor ki halihazırda da desteklerini bize sonuna kadar vermekte. Biz de böyle bir nitelikli stadı elimizden geldiği kadar temiz tutup çocukların çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 2600 koltuk kapasitesine sahip bir stadımız. Bir nitelikli, korunaklı, üstü kapalı, gelen misafir takımlarımızın da rahat edebileceği soyunma odalarına da sahibiz. Yani gelen misafir takımlar da burada keyifli maçlarını yapıp gidiyorlar. Bunu diyebilirim. Biz hep şunu savunuyoruz. Beylikdüzü'nde sadece spor değil. Burada esnaf da olsanız her şeyin iyisini yapmakla mükellefsiniz. Biz sadece doğruları yapmaya çalıştık. Nedir bunlar? Gelen takımları en iyi şekilde misafir etmek gibi. İşte çok basit. Türk geleneğinde de vardır. Gelen her takımı biz burada en azından bir yemek, bir çay, kahve yedirerek yolcu ettik. Yani skora hiç bakmaksızın, skorun ne olduğu hiç önemli değil. Tabii biz burada çok güzel bir seyirci kitlesine sahibiz. Yani ben burada tüm seyircilerimize, tüm taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Yani tribünlerimizde sigara içilmez, küfür edilmez. Arada bir olsa da seyirciler birbirini uyararak en iyi şekilde gelen rakipleri ağırlıyoruz. Bu demek değildir ki geçen sene aldığımız Fair Play ödülünü bundan sonraki senelerde almayı arzuluyoruz. Bunun için de elimizden ne gelirse yapacağız. 8 yaş ve üzeri tüm liglerde mücadele ediyoruz. Yani 8 yaş grubundan 11 yaş grubuna kadar zaten hazırlık aşamasını geçiyor arkadaşlarımız. U11'den sonra 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve U19 liglerinde de mücadele ediyoruz. Geçen seneki alt liglerde 4 takımımız şampiyon oldu. Tabii her grup bizim için önemli ama dediğim gibi bu hepsini bir arada toparlayıp Fair Play'e aday olmamızın içinde bunlar da var tabii ki. Yani nedir? Altyapıdaki yapılan maçlar da göz önüne alındığı zaman güzellikler çıkıyor ortaya. Bu sene Beylikdüzü halkına şöyle bir müjde vermek istiyorum. Beylikdüzü spor okulları da bu tesislerde faaliyete geçecek. İnşallah yakın bir sürede burada yetişecek, spor okulunda yetişecek kardeşlerimizi de lisanslarını çıkararak Türk futboluna, dünya futboluna kazandırmak gibi bir niyetimiz var. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Bu konuda da iyi çalışmalar, iyi hocalarla birlikte en iyi çocukları burada yetiştireceğiz. Çok güzel bir fitness salonumuz var. Sağlık odamız var. Efendime söyleyeyim, şok havuz. Yani bugün futbolda olmazsa olmazlardan biridir bence. Yaklaşık bir ay içinde de jimnastik salonumuzu da aktif hale getireceğiz. Bunun yanında kum havuzumuz da mevcut tesislerimizde. Ana binaya gelecek olursak çocukların kalacağı, sporcularımızın kalacağı odaları, yemekhaneleri, dinlenme salonları, oyun salonları, eğitim odaları, bunlar hepsi tesislerimizde mevcut. Bu sene kadın futbol takımının fizibilitesini yaptık, hazırlığını yaptık. Fakat bu pandemiden dolayı onu da ertelemek durumunda kaldım. Yani ben şunun müjdesini verebilirim. Beylikdüzü kadın futbol takımı çok yakında bu tesislerde, bu sahada kadınlarımızla birlikte maçlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Kulüp başkanlığını görevini aldığım süreç içinde böyle bir girişim içine girmiştik. Fakat şartlar bu seneye kadar, bu sene biraz şartlarımız daha iyi olduğu için
Bu sene kırlangıç yuvamızı da kurmuş olduk. Her yaş grubu için değişik formalar, eşofmanlar, yani futbolcunun gereksinimi olan bütün malzemeler orada mevcut. Bunları zaten kendi futbolcularımıza ücretsiz bir şekilde veriyoruz ama velilerimizden gerekse Beylikdüzü halkından gelen talepleri de cüzi bir miktar karşılığında karşılamaya çalışıyoruz.